أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli kardeşler, Cenab-ı Hak akşamımızı, birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Rızası için bir araya gelişimiz dolayısıyla Cenab-ı Hak hatalarımızdan, kusurlarımızdan, günahlarımızdan arınabilmeyi hepimize nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifleriyle, tabirleriyle elhamdülillah Ramazan-ı Şerif'in rahmet olan kısmını, şöyle üçte birlik kısmını geride bırakmış olduk. İnşallah mağfiret iklimine, yani kendimizi Rabbimize affettirmek için azami gayret göstereceğimiz bir zaman dilimine girdik. İnşallah bu ilk 10 günlük kısımda Rabbimizin rahmetine kavuşmuşuzdur. Bu ikinci 10 günlük kısımda da duamız, temennimiz sağlık ve afiyet içerisinde, huzur ve sükunet içerisinde Rabbimizin affına mazhar olan kullarından olmaktır. Rabbimiz dualarımızı kabul etsin inşallah. Ve son üçte birlik kısımda da cehennem ateşinden azat olanların arasına Rabbimiz bizleri dahil eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü birlikteliğimizde Ömer Nasuhi Bilmen Hazretlerinin rahmetullahi aleyh Nesaih-i Kur'aniye isimli eserinde 12. dersimizle, sohbetimizle birlikte olacağız. Tevbe suremizin 32 ila 33. ayet-i kerimesini hep beraber anlamaya, efendim, bu ayet-i kerimelerde verilen mesajları birlikte paylaşmaya çalışacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridune en yudfi'u nurallahi bi efvahihim. Malum olduğu üzere kardeşlerim, din mübini İslam yeryüzüne geldiği andan itibaren gerek Efendimiz Aleyhisselam'a, sahabe-i kiram efendilerimize, yüce kitabımıza, Müslümanlara, müminlere, içeriden dışarıdan saldıranlar, dinimizi yok etmeye çalışanlar, hakkın hakikatin üzerini örtmeye çalışan mutlaka karşı bir taraf olmuş. Hakkın ve batılın mücadelesi efendim ta baştan beri günümüze kadar devam etti. Bundan sonra da öyle anlaşılıyor ki kıyamete kadar hak ve batıl mücadelesi devam edecek. Mevlamız buyuruyorlar ki onlar öyle kimseler ki ağızlarıyla Cenab-ı Hakk'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Burada nurdan kasıt nedir? Bunları inşallah izah etmeye çalışacağım. Ve yeballahu illa en yutimma nuruhu. Allahu Teala onlardan razı olmuyor. Efendim, velev kerihel kafirun. Kafirler istemeseler de Cenab-ı Hak nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Huvellezî erselâ rasûlehu bil hudâ. Peygamberini hidayet ile gönderen odur. Ve dinil hakkı liyuzhirahu ale'd-din kulli. Evet, hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet üzere gönderen odur. Velev kerihel müşrikun. Müşrikler, Cenab-ı Hakk'a ortak koşan insanlar bunu istemeseler bile Cenab-ı Hak peygamberini hidayet üzere göndermiştir ve bütün diğer dinlere peygamberin takip ettiği aleyhissalatü vesselam yol galip gelsin diye bu böyle olmuştur. Evet, şimdi Ebu Lehebler vardı, Ebu Cehiller vardı, Velid bin Mugireler vardı. Bunlar konuşmalarıyla, eylemleriyle, fiilleriyle din-i mübini İslam'a, Efendimiz Aleyhisselam'a ve Rabbimize karşı çıkıyorlardı. Kendi statülerini, kendi kazanımlarını, efendim, kendi menfaatlerini önceleyerek hakka ve hakikate karşı, yani önce bunu kabul etmiyorlar bir defa, sonra da bunu kaldırmak için, yok etmek için ellerinden ne geliyorsa uğraşıyorlardı. Şimdi ayet-i kerimemiz bu hususa işaret ederek, efendim, yuridune liyudfi'u nurallahi. Allahu Teala'nın nurunu söndürmek istiyor onlar. Müfessirine İzam Hazretleri buyururlar ki buradaki nurdan kasıt ilahi din, yani İslam dini olabilir. Mevlamız onu bir nur olarak tarif etmiş. Dünyada ve ahirette yolumuzu aydınlatacak ilahi din nur olarak tanımlanmış olabilir. Başka buradaki nurdan kasıt, hani devam eden ayet-i kerimede peygamberini hidayet üzere gönderen odur buyuruluyor ya, bu delili de ilave ederek buradaki nurdan kasır
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir demiş ulemamızın bir kısmı. Yine bir kısmı da Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu Kitab-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'dir. Hangisi olursa olsun, Efendimiz aleyhisselam da nihayetinde Rabbimizin kendisine vermiş olduğu vazifeyi ifa ediyor. Kelamullah son ilahi vahiy olarak Rabbimizin sözüdür. Bütün insanlığa Rabbimizin mesajını iletmektedir. Din-i Mubeyn-i İslam da zaten Efendimiz aleyhisselamın sünnet-i seniyyesi ve Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimelerinden oluşan bir sistem. Kasıt neye karşıdır kardeşlerim? Rabbimizin hükmüne karşıdır. Onlar böyle bir kesim, işte hak ve batılın mücadelesinde batıl tarafını temsil eden, hakkı ısrarla, inatla görmek istemeyen bir kesim mutlaka oldu. Günümüzde de var. Bakıyorsunuz diyorlar ki biz dine karşıyız. Kardeşim siz dine değil, İslam'a karşısınız. Çünkü sizin de kendi inandığınız değerleriniz var. Ama İslam deyince, Müslümanlık deyince, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem deyince orta çağ karanlığı diyor adam. Bak senin düşmanlığın dine değil. Çünkü dinsiz insan yok yeryüzünde. Ben Cenab-ı Hakk'ı yaratıcıyı kabul etmiyorum diyenin bile dini var. Dine karşı olma şansı yok. Açıkça de ki ben İslam'a, Muhammed Aleyhisselam'a, Kur'an'a buna karşıyım de. O zaman biz de karşılıklı oturalım, elimizi vicdanımıza koyalım. Aklı, bilimi, kültürü, sanatı, tarihi tecrübeyi hepsini bir araya getirelim. Hakkın ortaya çıkması için efendim tartışalım, fikirlerimizi çarpıştıralım. Bakalım kim haklı çıkıyor. Şimdi bu noktaya gelse biz onlara diyeceğiz ki arkadaş, şu anda senin vücudunda saniyede milyarlarca, trilyonlarca hücre ölüyor. Aynı anda o ölen hücrelerin yenisi yaratılıyor. Bu tesadüf mü oluyor? Efendim galaksiler, gezegenler, işte şimdi kara deliklerden bahsediliyor. Daha uzayın sonunu, nereye gittiğini, ne yaptığını bile keşfedebilmiş değiliz. Şu güneş, yani zerreden küreye ne varsa bizim nefsimize, şahsımıza dair Rabbimizin varlığına işaret eden deliller, kainattaki Rabbimizin varlığına, güç ve kudretine işaret eden bu kadar delil varken, böyle her şey tesadüfi, her şey kendi kendine olmuş, bunu kabul edebilir miyiz kardeşlerim? Cenab-ı Hak sonsuz güç ve kudretin sahibi olduğu için, hani ayet-i kerimede اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ Yaratma da Cenab-ı Hakk'a aittir, emir de, hüküm de Cenab-ı Hakk'a aittir. E şimdi bakıyoruz, işte izimler çıkıyor, bilmem akımlar çıkıyor, bir şeyler oluyor. Güya kendi akıllarınca bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki, efendim biz bir yaratıcıyı kabul ediyoruz, tamam. Ama bu yaratıcı bizim hayatımıza karışmayan bir yaratıcı olsun. Ben canımın istediği gibi yaşayayım. Nefsim ne istiyorsa öyle yaşayayım. Ama Mevlamız bu dünyaya geliş gayemizi, hani estağfirullah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler, beni layıkıyla tanısınlar, bunun için yarattım buyuruyor. Ya Rabbi sen bunun için yarattın ama ben nefsimin istediğini yaşayacağım. Böyle diyebilir mi inanan bir gönül? Öyle diyemez. Ya Rabbi hoştur bana senden gelen, ya hilatü yahut kefen, ya taze gül yahut diken, kahrın da hoş, lütfun da hoş diyebilmek. Bu kıvama, bu rıza haline ulaşabilmek için de değerli kardeşlerim, buradaki nur kelimesine özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Şimdi biz nur kavramını din-i mübin-i İslam olarak da anlasak, Efendimiz aleyhissalatü vesselam olarak da kabul etsek, Kur'an-ı Kerim de kabul etsek, bu ayet-i kerime bize gösteriyor ki, dünyada da ahirette de huzurun, mutluluğun, efendim, kazanmanın yolu Rabbimizin göstermiş olduğu yola tabi olmaktır. Nefis, efendim şu anda ben elime fırsat geçti. Rabbim razı olsun olmasın ben bu fırsatları değerlendireyim diyebilir. Böyle arzular istekler içerisinde olabilir. Bize vesveseler verebilir. Bu nefsimizin veya şeytanın vesveselerinden kurtulmak için akıl ve kalbimizi bir bütün haline getirmemiz gerekiyor. Ruhumuzu onların başına şöyle tabiri caizse koyup ruhumuzun sesine kulak vermek lazım kardeşim. Rabbimiz bize namaz kıl, hani büyüklerden biri söyle diyor ya, gerçek manada namaz kılan bir toplumun
psikoloğa ihtiyacı kalmaz. O namaz kişiyi tedavi eder. Gerçek manada zekat veren bir toplumun sosyologlara çok da ihtiyacı kalmaz. Toplumun yaralarını o zekat, namaz, ibadetler, Cenab-ı Hakk'a teslimiyet, zikir, tefekkür, o emirler neyse veya yasaklardan kaçınma usulü neyse bunlar kişisel ve toplumsal anlamda bizi huzura erdirir kardeşlerim. O yüzden Yüce Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselam'ı son peygamber olarak seçmekle ona en büyük izzeti, en büyük şerefi lütfetmiştir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'ı son ilahi kitap olarak seçmekle, onunla bize mesajlarını ulaştırmakla ona verdiği değeri göstermiştir. Din-i Mubin-i İslam, hatırlayalım ayet-i kerimede Mevlamız ne buyuruyordu? Bismillah. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Sadakallahu l-Azim. Kim din-i Mubin-i İslam'dan başka bir din ararsa, o din ondan kabul edilmeyecek. O kimse dünyada da ahirette de hüsrana uğrayanlardan olacak. O zaman hani izzeti başkalarının yanında arıyorlar buyuruyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Gerçek manada izzet kimin yanındadır? Allah-u Teala'nın yanındadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındadır. Din-i Mubin-i İslam'ın yanındadır. Değil mi? İnançta efendim izzet aramak lazım. Dolayısıyla hiç vakit kaybetmeden değerli kardeşlerim, yüce dinimiz İslam'ı işte önümüzde şu anda elimizin içerisinde bir fırsat, Ramazan-ı Şerif var. Hatmi Şerifler okuyoruz, Rabbimiz kabul eylesin. Geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin Rabbimiz. Efendim, Rabbimizin kelamını anlamak için, onunla aramızdaki mesafeleri kaldırmak için Ramazan-ı Şerif çok güzel bir fırsat değil mi? Efendim bir kardeşimiz sigara içiyor diyelim. İşte Ramazan geldi, ya bu Ramazan şu sigarayı terk edeyim, güzel bir adım atmış olayım. Ne güzel olur değil mi? Tam Ramazan'ın ruhuna uygun bir şey olur. İşte Ramazan-ı Şerif içerisindeyiz. Kur'an-ı Kerim'in ayı, Kadir Gecesi'nin içerisinde bulunduğu bir ay. Bin geceden hayırlı olan bir gece Kadir Gecesi kardeşlerim. Bin geceden daha hayırlı bir gece Kadir Gecesi. Neden bu kadar değerli? Çünkü o gece Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlandı. Peki biz de Rabbimizin kelamını kalbimize indirmeye başlasak, şöyle yavaş yavaş, süze süze, tabirimi mazur görün, sindire sindire, tadını çıkara çıkara, böyle ayet ayet, sure sure, efendim hizipler, böyle beşer sayfa, cüzler, önce aramızdaki mesafeleri, Rabbimizin kelamını, efendim harfleriyle, mahreçleriyle, tecvid kurallarıyla okuyacak bir adımla kaldırsak, ardından mealler okusak, tefsirlerine baksak, Rabbimizin kelamını layık olduğu şekilde anlayabilmek için Efendimiz Aleyhisselam'ı yakından tanımaya çalışsak. Şimdi bunu da şöyle anlamayın kardeşlerim. 571 yılında Mekke-i Mükerreme'de doğdu Efendimiz, 622'de hicret etti, 632'de Rabbimize kavuştu. Böyle bir tanımadan bahsetmiyorum. Bunları zaten biz bileceğiz, o bizim Peygamberimiz. Hani ayet-i kerimede Yahudilerden bahsederken Mevlamız, Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ Ey Habibim! Onlar seni kendi evlatlarını nasıl tanıyorlarsa öyle tanıyorlar. Senin hak peygamber olduğunu da biliyor onlar. Fakat bile bile inkarı, bile bile Efendimiz Aleyhisselam'ı yok etmeyi, Kur'an'ın nurunu söndürmeyi, o yolu bile bile tercih ediyorlar. Şimdi biz en azından onlar kadar Efendimiz Aleyhisselam'ı tanımak mecburiyetinde değil miyiz kardeşim? Yani nasıl oturdu, nasıl kalktı, ne yedi, ne içti, nasıl bir eşti, nasıl bir komşuydu, nasıl bir akrabaydı, efendim nasıl bir amirdi, nasıl bir memurdu, efendim ticareti nasıldı, alışverişi nasıldı, savaşlardaki stratejileri nelerdi? Bütün bunlarla hayatın bütün yönlerine bakan boyutuyla Efendimiz Aleyhisselam'ı tanımazsak kelamullahı layık olduğu şekilde anlayabilir miyiz? Evet anlarız bir kısmını ama gerçekten cüz'i bir kısmını anlayabiliriz. Bu ayet-i kerimelerin sebebi nüzüllerini, ayet-i kerime ile ilgili Efendimiz Aleyhisselam'ın uygulamalarını, sahabe-i kiram efendilerimizi, bugün biz burada Rabbimizin adını anıyorsak kardeşlerim, efendim ta Efendimiz Aleyhisselam'ı görmüş, onun işareti üzerine ta İstanbul'da Bizans'ın surları önüne kadar gelmiş, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin o fedakarlığı, can hıraş gayreti vesilesiyle biz burada
Allah diyoruz, peygamber diyoruz, namaz kılıyoruz, oruçtan haberimiz oluyor. Şimdi şehrimizin hemen yanı başımızda Abdullah Habib Gazi Hazretleri manevi büyüğü var değil mi kardeşlerim? O insanlar can vererek, bedel ödeyerek efendim bu toprakların hatta dünyanın her noktasının din-i mübini İslam ile tanışmalarını sağladılar. Cenab-ı Hak onlardan razı olsun. İşte onların gayreti neydi kardeşlerim? Dertleri, davaları neydi? Bir kuru böyle dünyalık kavgası, bir efendim şu toprakta benim olsun, şurayı da alayım. Bunun için mi geldiler onlar? Onun için gelselerdi, kaldıkları yerde daha çok toprakları vardı. Daha çok malı mülkü vardı, daha çok itibarları vardı belki. Ama işte bu nesiller, kıyamete kadar gelecek insanlar, din-i mübini İslam'ı, Efendimiz Aleyhisselam'ı, Rabbimizi hakkıyla tanısınlar diye geldiler. Mücadele ettiler, kimisi şehit oldu, kimisi gazi oldu. Canlarından vazgeçerek her karış toprağını şehit kanıyla sulayarak bu mukaddes vatanı bize emanet ettiler. Biz ne yapalım peki? Kardeşlerim işte Ramazan-ı Şerif bizim için hakikaten çok güzel bir fırsat. Zaten 2 yıldır değil mi biz teravih namazları bile kılamıyorduk. Büyük imtihanlar yaşadık. Öyle oldu ki cuma namazlarını bile efendim camiye gelemedik. Bir zaman böyle aman aramızdaki mesafelere dikkat edelim diyerek namaz kılmak zorunda kaldık. Camilerimiz kapalı kaldı. Rabbimiz bir daha buna benzer zorluklar bize yaşatmasın inşallah. Bu vesileyle Rabbimiz geçmişlerimize de rahmet eylesin. Özellikle bu hastalık dolayısıyla vefat eden geçmişlerimize de Rabbimiz rahmet eylesin. Onları inşallah şehit sevabıyla huzuruna Rabbimiz kabul eylesin. Hastalarımıza Rabbimiz acil şifalar lütfeylesin. Şimdi teravihlerimize kavuştuk. Ramazan-ı Şerifimiz elhamdülillah. Sağlığımız yerinde, elimiz ayağımız tutuyor, hatimler okuyoruz, tesbihatlar çekiyoruz. Biraz daha şöyle yoğunluğu artırarak, biraz daha tempoyu artırarak. Çünkü bakın 1/3'lük kısmı gitti. 2/3 kaldı, bu 2/3 kalır, belki de biz kalır mıyız onu da bilmiyoruz. Bu fırsatları efendim dünyada ve ahirette lehimize çevirecek ne yapmamız gerekiyorsa kardeşler. Mesela unuttuğumuz bu yoğun telaşın, bu kargaşanın, koşuşturmacanın içerisinde unuttuğumuz bir başlık var. Mesela tövbe etmeyi biraz geciktiriyoruz. Estağfirullahelazim ve tübü ileyh. Bunu çok diyelim kardeşlerim. Dilimizden bunu düşürmeyelim. Seher vakitlerinde kalkıyoruz, sahur yemeklerine efendim. O zaman 1-2 rekat olsun teheccüd namazı kılalım. Müthiş kar. Efendimiz Aleyhisselam müjde vermiş değil mi? Bir kimse gece kalksa, hanımını da kaldırsa veya eşini de kaldırsa hanımı, kalksalar, abdest alsalar, Allah için 2 rekat namaz kılsalar. Sırf niyetleri Allah için namaz kılma. Cenab-ı Hak onları, Allah-u Teala'yı çokça zikreden erkekler ve çokça zikreden kadınlar arasına yazar. Yani ne kadar böyle Rabbimizin rızasını kazanacağımız yollar, yöntemler var değil mi? Bir fakirin şöyle gönlüne dokunuversek, ya ben terk edildim herhalde, beni unuttular dediği anda, efendim kapısını çalsak, kardeşim var mı bir madden manen ihtiyacın? Yani illa para vermek, gönül almak demek değil ki. Kardeş biz seni unutmadık bak, biz senin farkındayız. Bir derdin mi var, bir kederin mi var, sıkıntın mı var efendim diyebiliyor muyuz? Belki Rabbimiz bizi onunla affedecek, bilemiyoruz. Bir tebessüm affedilmeye yeter mi? Yeter belki de. Bu Rabbimiz bilir. Biz her yolu deneyeceğiz kardeşlerim. Elimize geçen her fırsatı değerlendireceğiz. Hocam ezanımız okundu mu? Okunmadı değil mi ezan? Okunuyor. Vaktinizi almış olmayayım, hakkınızı helal edin. Rabbimiz bizleri mücezzatına hakkıyla kul eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık ümmet eylesin. Mevlamız hepimizi sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından eylesin. Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Kabirlerini pür nur eylesin. Makamlarını cennet ve âli eylesin. Bizlere de imanı kamil ve ameli salih üzere yaşayıp bu güzel hal üzere Rabbimize kavuşmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin inşallah. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Mevlamız bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna. واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة سر سورة الفاتحة